Kurban gibi sıramı beklemeye mecburum. Üstlerine gidemem. Atik dallanıp gebertemem o yılanları. Yeşilçam'dan birçok jön gelip geçti. Onlardan birisi de Hakan Balamir'di. Ancak oyunculuğuyla, münzevi yaşam şekliyle diğerlerinden farklıydı. Çok seçici davrandı. Her filmde oynamadı. Zaman zaman Memduh Ün gibi patronlarla karşı karşıya geldi, kavga etti, emekçilerin yanında durdu. Bu yüzden darbe mahkemelerinde yargılandı. Sonunda Yeşilçam'ı elinin tersiyle itti. Yıllarca ortalıkta görünmedi. Ölmeden önce Sinema Türk sitesinden Yakup Sancı'ya verdiği bir röportajda hayatına dair ve Yeşilçam'da dönen oyunlarla ilgili çok çarpıcı itiraflarda bulundu. Bilinmeyenlerini anlattı. Bir daha gelmeyeceğim. Kasabanıza da, pazarınıza da. Asıl adı Balamir Tavacıoğlu'ydu. 1945'te İstanbul'da doğdu. Annesiyle babası ayrılınca subay babasıyla birlikte kaldı. Çocukluğu babasının tayininin çıktığı Giresun, Sivas, Ankara gibi yerlerde geçti. Sonunda İstanbul'da daha zengin ve daha rahat yaşayan annesinin yanına gitti. Gazetecilik okudu ancak bu mesleği hiç yapmadı. Gazinolarda sahne alacak şarkıcıların afişlerini bastırıp dağıtıyordu. Arkadaşlarının ısrarıyla kendine pek güveni olmasa da Ses Dergisi'nin artist yarışması için bir fotoğrafını gönderdi. Birinci seçilemedi ancak son 7'ye kaldı. Kim beni fark edip film teklif edecek diye düşünürken 1972'de Erdoğan Tokatlı'nın yönettiği Bir Aşk Bin Ölüm filminden teklif aldı ve başrol oynadı. Yıllar sonra ilk defa bir film setine gitmesini bu sözlerle anlatır. Sete gittim ama o kadar yabancıyım ki bir parça sahne çekiyorlar, doğru dürüst senaryo yok ellerinde. Birisi oradan sufle veriyor, onu tekrarlıyorum. Olmadı baştan, olmadı baştan, çok zor geldi bana. Bir yerde seyrettik, herkes harika çok iyisin diyor ama ben baktım baktım kendimi hiç beğenmedim. Nereden bulaştım bu işe, devam edemeyeceğim dedim. Herkes övgüyle söz ediyordu oyunculuğumdan ama ben katiyen beğenmedim. Hakan Balamir oyunculuğunu beğenmez ancak film yapımcıları ve yönetmenler böyle düşünmez. Peş peşe teklifler gelir. Yılmaz Güney'den sonra Yeşilçam'ın en farklı yüzlerinden biri olur. Hiç kestirmediği sakalları, canlandırdığı ezik, sorunlu, kendine güveni olmayan karakterler Yeşilçam'a ve o filmlere daha sahici bir hava katar. İyi bir yönetmenle öyle bir film çektik. Arkasından 1-2 gün sonra bir film teklifi daha geldi. Daha onu düşünürken başka firmadan bir teklif daha geldi. Ne oluyoruz dedim kendi kendime. Sinemalar ayrılmış birinci ayak, ikinci ayak, üçüncü ayak diye. Birinci ayakta çok büyük prodüktörlerin, çok büyük starlarla çektikleri filmler oynuyordu. Onlar o sinemaları kapatmışlar, onların hacmi büyük. Sinemalar 1000-1500 kişilik. Starlar Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Cüneyt Arkın, Fatma Girik, Ayhan Işık. Bizim yaptığımız filmler 3. ayak denilen kıyıdaki köşedeki sinemalarda oynuyor. Oralarda oynayınca da hiçbir şey olamazsınız. 1. ayak sinemalarda oynayacak filmlerden de teklif gelmiyor. Karar verdim, ben bu işi yapmıyorum dedim. Arıyorlar, hayır yurt dışına gideceğim diyorum. Hakikaten de öyle bir projem vardı. Hakan Balamir çektiği filmlerden memnun değildir. Ünlü kadın oyuncularla birinci sınıf filmlerde oynamak ister. Bir gün dönemin ünlü yapımcısı ve Türkan Şoray'ın sevgilisi Rüçhan Adlı'dan telefon alır. İlk önce dalga geçildiğini zanneder. Bir gün bir telefon geldi. Ben Rüçhan Adlı, bana bir uğrar mısınız dedi. Benimle telefonda biri dalga geçiyor diye düşündüm. Niye geleceğim diye sordum. Türkan Hanım'la başrol oynayacaksın dedi. Yok kardeşim, ben film yapmıyorum dedim, telefonu kapattım. Biraz sonra bir daha aradı. Şu numaradan sen beni ara dedi. İş biraz ciddileşti. Gittim, Türkan Hanım'la birlikte oynayacaksın dedi. Beni aldı bir heyecan. Türkan Şoray çok büyük bir isim. Bir senaryo verdiler elime. İlk defa senaryoyu orada gördüm. Kaç para istiyorsun dedi. En son aldığım rakamları söyledim, iki misli para söyledi bana. Burada böyle dedi. Bir de senet vermedi, çek yazdı. Ürgüp'e gittik, Mahpus filmini çektik. Çok güzel bir film oldu. O yıl Antalya Altın Portakalı aldı o film. Film ses getirince birdenbire bana gelen teklifler de farklı olmaya başladı. Büyük sinemaları elinde tutan her türlü birinci sınıf firmalar çağırıyor, film teklifi yapıyordu. Bir gün Yunus Emre diye bir proje geldi.
Yunus Emre'nin hayatının anlatıldığı 1973 tarihli Yunus Emre filmi Hakan Balamir'in hayatını değiştirir. Normalde bir Yeşilçam filmi 10 günde bitirilirken Yunus Emre'nin çekimleri 6,5 ay sürer. Canlandırdığı karakterden etkilenen Hakan Balamir alkolü ve gece hayatını bırakır. Film 6,5 ay sürdü, bütün Türkiye'yi dolaştık. O zamanlar 10 günde film bitiyordu. Film müthiş bir patlama yaptı. Festivale katıldı, ben de en iyi erkek oyuncu ödülü aldım. Bıraktım gidiyorum derken birdenbire bu noktalara kadar gelince bir sorumluluk üstleniyorsunuz. İnsanlar artık seni tanıyor, seviyor. Bu tabii birdenbire benim yaşam çizgimi de değiştirdi. Eve kapandım, artık ne gezme ne tozma. Farklı bir hayat yaşamaya başladım. Kendimi eve kapattım. Geceleri orada burada alkol almak, sarhoş olup düzensiz bir hayat yaşamak. Bunlar bana gösterilen sevgiye zarar verecek şeylerdi. Daha derli toplu olayım, daha düzgün bir yaşantım olsun istedim. O zamanlar alkol de alıyordum. 1973'te Yunus Emre'yi çektik, alkolü de bıraktım. Eğlence hayatıyla ilgili 1973'ten beri bir hayatım olmadı. Ve 1970'lerin ortasında Yeşilçam'ı erotik filmler esir alır. Kimisi arkasını dönüp gider, kimisi para için ona dahil olur. Hakan Balamir de sinemaya bu yüzden bir süre ara verir. Vedat Türkali'nin Kara Çarşaflı Gelin ve Güneşli Bataklık filmlerinden sonra köşesine çekilir. Zaten arayan soran da olmaz. Kendi deyimiyle piyasa Aydemir Akbaş filmlerine kalır. Hakan Balamir diğer jönler gibi parasını alıp keyfine bakan biri değildi. Beraber çalıştığı Yeşilçam emekçileri için harekete geçen ilk kişilerden biridir. Bu yüzden Sinema Oyuncuları Derneği'ni kurdu. Dönemin zorlu siyasi atmosferine rağmen birçok kişiyi buna dahil olmaya ikna eder ve emek sömürüsüyle sansüre karşı Büyük Ankara Yürüyüşü'nü başlatanlardan biri olur. Yürüyüşün amacı o yıllarda sansürün çok katı olması, müthiş acımasız olmasına tepkiydi. Sansüre hayır diyor, bir de sosyal güvenlik istiyorduk. Sinemada insanlar haklarını alsınlar istiyorduk. İşverenin bir ay içinde sigorta yapma hakkı var ama hiçbir film bir ay sürmüyor ki. Filme başlıyorsunuz, 10 gün sonra bitiyor. Adam senin ne sigortanı yatırıyor ne de başka bir şey. Çalışıyorsunuz, çalışıyorsunuz, bir sosyal güvenceniz yok. Bu yürüyüşün iki ana amacı vardı. Biri sansürün bu katılığının kırılması, bir de sinema çalışanlarının sosyal güvenceye kavuşması. Kapı kapı dolaştım, bunu arkadaşlara çok iyi anlattım. Biraz çekiniyorlardı insanlarımız, kolay kolay bir araya gelmiyordu. Hele o aralar bir de karşıt görüşlerin müthiş çatışmaları. Herkes birbirini duraklarda vuruyordu, evler, setler basılıyordu. Arkadaşlar da iyice korkuyorlardı doğal olarak. Peki ama bu insanları nasıl örgütleyeceğiz de haklarımızın peşine düşeceğiz? Konuşarak, ikna ederek birken birdenbire yüzlerce, binlerce olduk, yürüyüşümüzü yaptık. 1974'te Lütfi Akad'ın başyapıtlarından sayılan Üçlemenin Diyet filminde köyden gelip şehirde tutunmaya çalışan fabrika işçisi rolünü çok iyi oynadı. 1975'te yine bir edebiyat uyarlamasında oynadı. Fatma Girik'le beraber Yaşar Kemal'in Ağrı Dağı Efsanesi kitabının sinema uyarlaması için kamera karşısına geçer. Ancak hiç beklemediği olaylarla karşı karşıya kalır. Fatma Girik'le çekilen ve basına yansıyan bir fotoğrafı yüzünden filmin yapımcısı Memduh Ün kıskançlık krizine girer, kendisine çok kızar. Hakan Balamir yıllar sonra Yakup Sancı'ya verdiği röportajda o olayı böyle anlatır. Fatma Hanım'la daha önce Kuma filmini çekmiştik. Bu film çok güzel bir film oldu. Çok da izlendi. Fatma Hanım'ın kız kardeşi Gani Turanlı ile evleniyordu, beni de davet etti. Bir fotoğraf çektiler. Gelin damat ortada, bir başta Fatma Hanım, bir başta da ben varım. Ortada bulunan gelinle damada bakarken Agah Özgüç bir fotoğraf çekmiş. Benim gözümden Fatma Hanım'ın gözüne karşılıklı bakışılıyor iması verilmiş. Altına da Kuma filminde başlayan aşk devam ediyor diye yazmış. Bu da bir dergide çıktı. Şimdi Fatma Hanım Memduh Ün'ün hayat arkadaşı. O arada bana Ağrı Dağı Efsanesi filmi için Memduh Ün'den teklif gelmişti. Memduh Hoca filme başlamadan önce beni çağırdı. Dergide çıkan haber çok çirkin. Bu haberin aslı var mı diye sordu. Ben de bunun doğru olmadığını, basının asparagas bir haberi olduğunu söyledim. Memduh Bey, ilk defa tanışıyoruz. Fatma Hanım sizin eşiniz sayılır. Nasıl konuşuyorsunuz? Böyle olacaksa ben bu filmde oynamıyorum dedim, çıktım.
giderken arkamdan bağırdı. "Hayır, oynayacaksın, sözleşmen var," dedi. Filme başladık ama Memduh Bey benimle konuşmuyor, hiçbir lafını direkt bana söylemiyor, birilerini aracı olarak kullanıyor. O zamanlar kostümleri kendimiz hazırlıyoruz. İş davetiyesini bir türlü vermiyorlar. Yarın neredeyiz, ne giyeceğim, saat kaçta nerede olacağım belli değil. Bunu da idare ediyorum. Bir ay geçti, tatsızlık olmasın diye sözünü etmiyorum. 1,5 ay geçti, benimle konuşmuyor. Sürekli benimle atışıyor. Memduh Ün o zamanlar 55-56 yaşında, ben 26-27 yaşlarındayım. Kendi kendime, "Hakan, koskoca adam, sen uyuma," diyorum. Memduh Ün Hakan Balamir'e kafayı takmıştır. Sözleşme gereği ne filmi bırakmasına izin verir ne de sette onunla konuşur. Balamir'in iddiasına göre sürekli zorluk çıkarır. Neyse, son gün final sahnesi çekilecek. 1,5 ay geçti. İş davetiyesi de vermediler. Ertesi gün final sahnesini Silivri tarafında bir mağarada çekecekmiş. Açık adres versen bulamazsın. İster gelsin, ister gelmesin diye ters bir haberde gönderince sete gitmedim. Ama gitmedim diye içim içimi yiyor. Duramadım, gittim öğleden sonra mağarayı buldum. Ekip orada bekleşiyor. "Fatma Hanım, bütün ekip seni bekliyor. Bu saate kadar niye gelmedin?" dedi. "Filmin sahibi konuşsun. Onun bir söyleyeceği varsa kendisi söylesin. Sen karışma lütfen," dedim. Böyle de bir tatsızlık oldu. Final sahnesini çektik, film bitti. Ama Memduh Ün hiç susmadı. Çok büyük laflar etti. "Bir Allah'ın kulu buna film yaparsa Taksim Meydanı'nda heykelin üstüne çıkıp bar bar bağıracağım. Ben şuyum, ben buyum," diye laflar etti. Ondan sonra çok film yaptım. Çok da ödüller aldım. Aradan onca zaman geçmesine rağmen bana kızgınlığı halen sürüyor ve kitabının kapağını değiştiriyorsa söyleyecek sözüm yok. Ki zaten bana kızmasına da gerek yoktu. O zamanlar kendi kendine bir şeyler düşündü. Bu düşüncesi hiçbir zaman doğru değildi. "Kendi inanmadığını bana söyleme. 7 kat toprağın altına insek bulurlar." Memduh Ün'ün Hakan Balamir'e olan kızgınlığı yıllar geçse de bitmez. Seneler sonra çıkan bir kitapta yer alan afişini bile kaldırtır. Hatta Balamir'in diğer filmlerde rol almasını da engelleyeceğini söyler. Bunu yaptı mı bilinmez, ancak Hakan Balamir bir daha Fatma Girik'le oynamaz. Oynadığı onca filme ve ödüle rağmen kendisini oyuncu olarak görmez Hakan Balamir. Oyunculuk eğitimi almak için İngiltere'ye gider. Sinema okuluna yazılır. Aradan bir süre geçtikten sonra telefonu çalmaya başlar. 1977 yılının sonunda gittim, 1980 yılının içinde Atıf Yılmaz arıyor, Türkan Şoray arıyor. "Senin oynamanı istediğim güzel bir rol var. Gel biraz para kazan gidersin," diyorlar. Orada da tüketiciyim, bir gelir yok, paralar da suyunu çekiyor. Gidip bir ay kalayım, film yapayım, hem burada paraya da ihtiyacım var diye kalktım geldim. O arada 12 Eylül oldu. Bana da 5 ayrı dava açtılar. Yurt dışına çıkmayayım diye pasaportu aldılar elimden. Her gün Selimiye kışlasına gidiyorum, savcı Mustafa Bey'e ifade veriyorum. Oralarda inleyen insan sesinden geçilmiyor. Bar bar bağırıyordu insanlar. Selimiye'nin orada müthiş ürpertici bir insan uğultusu vardı. Her gittiğimde, "Herhalde bu defa beni burada tutarlar, bırakmazlar," diyordum. 12 Eylül'de hakkında 5 ayrı dava açılır, pasaportuna el konulur. Her günde gidip imza vermek zorunda kalır. Selimiye kışlasına her gittiğinde işkence seslerine tanık olur Hakan Balamir. "Sendika kurdum, yürüyüşler yaptım, pankartlarda imzam var. Bütün deliller ellerinde. Aydınlar dilekçesinden tutun, şu dava, bu dava, 5 dava var ellerinde." Nedense beni almadılar içeriye. Ama yurt dışına çıkışım yasaklandı. 1982'de uğraştım, yasağı kaldırdım. Yeşilçam'a güvenmez Hakan Balamir. Maddi olarak ayakta kalmak için önce kamyon satın alır, sonra da Şişli'de bir butik açar. Başarılı da olur. Yine kendisi istemez, ancak teklifler gelmeye devam eder. Her defasında Yeşilçam'ı elinin tersiyle itse de bağını koparamaz. 1982'de Ömer Kavur'un Göl filminde oynar. Yapım çok beğenilir, ödül alır. Yeşilçam'a geri dönen Hakan Balamir, yapımcıların üç kağıdından bıktığı için kendi şirketini kurar. Sinan Çetin'in yönettiği 14 numara filmiyle adeta oyunculuk dersi verir. 4 ödül birden alır.
Hakan Balamir bir süre böyle devam etti. Avrupa'dan yabancı ortaklarla film çekti, yapımlarını onlara da sattı. Sonra video şirketi kurdu. Bu iş onun üstesinden gelebileceği türden bir iş değildi, zarar etti. Mecburen filmlerinin haklarını bir şirkete satıp borçlarını ödedi. Yani bu benim 4. filmim. 85 yılında başladım. Demek ki yılda 2 film üretebiliyorum yapımcı olarak. Bunun arasında 6 tane de başka firmalardan oyuncu olarak işe aldım. 80'li yıllarda birçok yapımda yer almaya devam eder Hakan Balamir. Dilan, Kurşun Ata Ata Biter, 14 numara, Bez Bebek ve Göl gibi sağlam filmlerde oynar. Yunus Emre filminde Allah dostu bir dervişi canlandırıp ödül alan Balamir, 14 numara filminde ise genel evde geçen bir hikayenin kahramanı olur. Bu birbirine zıt iki karakteri de en iyi şekilde oynar, ikisinde de ödül alır. Hakan Balamir'in hayatında en önemli kadın oyuncuysa Türkan Şoray'dır. Bir söyleşisinde hepimizi Türkan Şoray jön yaptı açıklaması yapar. 1980'in sonunda Yeşilçam'dan iyice soğur Hakan Balamir. Artık bunalır, film yapmak istemez. Yine aynı söyleşide böyle konuşur. Film çekeceğim diye o kadar çok kişiye avans vermişim ki, filmler çekilmeyince bu verdiğim avanslarda geri dönmedi. Bunların içinde çok ünlü starlar var, çok ünlü yönetmenler var. Halen de bu insanlarda alacaklarım var. Yeşilçam beni çok yordu. Bırakalı 20 yıl oluyor. Şimdiki halimle 20 yıl önceki halime bakacak olursak, hiç de öyle sinemayı bırakacak bir yaşta değildim. Çok verimli olduğum bir yaşta sinemayı bıraktım. Çünkü çok bunalmıştım. Sinemayı bırakır, emlakçılık gibi başka işlerle hayatına devam eder Hakan Balamir. Münzevi bir hayat yaşar, ortalıkta pek görünmez. 90'lı ve 2000'li yılların başında da sektörden uzak kalmayı sürdürür. Zaten isteksiz girdiği Yeşilçam'a ve sinemaya bir daha dönmez. Son yıllarda birkaç dizide konuk oyuncu olarak görüldü sadece. En son 2010 yılında Yakup Sancı'ya verdiği röportaj dışında kendisinden haber alınmaz. İlk eşinden bir oğlu olan Hakan Balamir, en son Cem Karaca ile evlenen İlkim Karaca ile de kısa süren bir evlilik yaptı. Bu birliktelikten de 1981'de Martı adında bir kızı oldu. Darbe dönemlerinde başlayan bu tutkulu aşk fazla sürmez. Ancak hayatı boyunca 4 evlilik yapan ve boşanan Hakan Balamir, İlkim Hanım'ı hiç unutmaz. Bu yarım kalan sevda, usta oyuncunun kalbinde hep bir yara olarak kalır. O günlerden kalan mektupları, resimleri, anıları, özel eşyalarının arasında saklar. Hatta İlkim Karaca, Cem Karaca'nın vefatından 6 ay sonra Hakan Balamir'in kendisini arayıp yeniden evlenme teklif ettiğini ama kabul etmediğini yıllar sonra bir söyleşisinde dile getirir. Yaş ilerledikçe hastalıklar da baş gösterir. Uzun seneler KOAH'la mücadele eder usta oyuncu. Tabii ne hastalığı ne son durumu hakkında medyaya yine hiçbir şey yansımaz. Ta ki 4 Temmuz 2017 tarihine kadar. 72 yaşında hayata veda eder. İstanbul'daki cenazesinde yıllarca haklarını savunduğu bazı Yeşilçam emekçileri ön safta olur. Vefat ettiğinde kızı Martı Balan Balamir bu duygusal yazıyla babasına veda eder. Biz hep az ve öz konuştuk babamla. İletişimimiz net, sevgimiz saftı. Birkaç kelimeye cümleleri sığdırırdık. Birini çok sevince nefesinizi tutup karşı tarafın hislerini dinlemeye çalışırsınız ya. İşte biz böyleydik babamla. Gizli duygusaldık baba kız. Annem hiç sevmezdi bu huyumuzu ama olsun. Biz anlardık birbirimizi. Çok severdik ama açıkça belli etmezdik. Hep bir sitem durumu. Nefesimizi tutup dinlerdik karşılıklı. İşte biz böyleydik babamla. Nurlar içinde huzurla uyu. Ve başında hep martı kuşları uçsun. Seni çok seven kızın. Hakan Balamir nevi şahsına münhasır bir jöndü. Çoğunlukla zengin kız, fakir oğlan klişeli, yalılarda çekilen, pembe hayatları anlatan Yeşilçam filmlerinde değil, sokaktaki insanların hayatlarına dokunan yapımlarda yer aldı. Ağrı'da sevmediği kişiyle evlendirilen Dilan'ın hayatını ya da zorla genel evlerde çalışan kadınların anlatıldığı farklı filmleri tercih etti.
Dönemin sinek kaydı tıraşlı bebek yüzü jönlerinin aksine sakallı haliyle de farklı bir imaj çizdi. Bazıları bunu yüzündeki çiçek bozuğu hastalığına bağlasa da sakalsız filmleri de var. Oynadığı karakterler klasik Yeşilçam jönlerinin canlandırdığı kusursuz, her şeyi doğru yapan starlardan ziyade çelişkileri, hataları ve zayıflıkları olan gerçek hayattan izler taşıyan rollerdi. Rol kesmek yerine o karaktere bürünüyordu. Gençliği denk gelseydi herhalde Nuri Bilge Ceylan'ın favori oyuncusu olurdu. Bir de oynadığı filmlerin senaryolarına çok dikkat ederdi. Ona göre Yeşilçam'ın en büyük eksikliği senaryoydu. O yüzden edebiyat uyarlaması filmleri daha çok tercih ediyordu. Hakan Balamir 1972'de başlayıp 1988'de bitirdiği oyunculuk kariyerine 46 film sığdırdı. 9 filmde yapımcılık yaptı, bir de senaryo yazdı. Hayatı boyunca diğer jönler ve oyuncular gibi ne magazin sayfalarında tartışılan aşkları ne de skandalları oldu. Sadece işi ve sansürle sömürüye baş kaldırmasıyla gündeme geldi. O münzevi bir yaşamın ardından 72 yaşında veda edip gitse de filmlerinin birçoğu izlenmeye ve o toplumsal sorunları yansıtmaya devam ediyor. Bir daha gelmeyeceğim. Kasabanıza da, pazarınıza da.